Ali Hasanoğlu, yetti ya böyle diktatör dünyaya gelmemiştir. Diktatör dedikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Siyasi muhaliflerine kursaklarından bağlı gazetecileri geçtik. Yabancı gazetecilerce bile her fırsatta halk sizden korkuyor, diktatör olduğunuz iddia ediliyor, ne dersiniz diye soru yöneltilen bize göre ise halkın içinden çıkan Cumhurbaşkanı. Boğaz Köprüsü'nden aracıyla geçerken köprünün korkuluklarında bir yığılma görüyor diktatör dedikleri zat. Biz keyfimize bakalım deyip geçmiyor. Aracını durduruyor. Orada ne olduğunu soruyor. Bir vatandaşın intihar etmek üzere korkuluklara çıktığı bilgisi verilince. Şimdi başıma bela mı alacağım? Ben durduktan sonra adam aşağı atlayacak. Anında televizyonlar diktatörden korktu aşağı atladı diyecek. Benim ne işim var intihar edecek adamla demiyor. İkna edebiliyorsanız bir konuşayım diyor. Risk alıyor. Bir vatandaşın canı için muhtemelen saldırıları da göze alıyor. Danışman ve korumalar intihar edecek kişiye duruma aktarıyor. Korkuluklara çıkan vatandaş önce Cumhurbaşkanı'nın kendisini beklediğine inanmıyor. Kandırıldığını zannediyor. O ana kadar 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olan köprüde sadece diktatörün aracının bulunduğu şerit trafiğe kapatılmışken, diğer şeritlerde araçlar akarken İntihar edecek kişi Cumhurbaşkanı'nın kendisini beklediği bilgisine inanmadığı için makam aracıyla korkuluklar arasındaki araçlar da durdurulup intihar etmek isteyen şahsın Cumhurbaşkanı'nın makam aracını görmesi sağlanıyor. Şahıs ikna oluyor. intihar etmekten vazgeçip Cumhurbaşkanı'nın yanına doğru gidiyor. Bir buçuk saattir korkulukları tutunduğu için elleri çamur içinde. Cumhurbaşkanı'nın gelip elini öpüyor. Cumhurbaşkanı o kişinin sorununu dinlerken araçlar tekrar akmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın makam aracının yanındaki iki şerit zaten sürekli trafiğe açık. Devlet büyüklerinin trafikteki geçişleri için bazen alt kademelerin ne kadar gereksiz ve vatandaşa eziyet niteliğinde uygulamalara giriştiğini bildiğim için yaşananların altını çiziyorum. Oy istemek için ziyaret ettiği vatandaşın evine ayakkabısını çıkarmadan giren siyasetçilerin enelerini bildiğim için halkla iç içe olan, elini öpmek isteyen eli çamurlu vatandaştan kaçmayan Cumhurbaşkanının bu tavrının altını çiziyorum vatandaşla ilgilenilmesini istiyor ve gerekli talimatı verdikten sonra yoluna devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanına diktatör eleştirisi yapanlara ben de katılıyorum. Gerçekten de insanlar şöyle ağız tadıyla intihar bile edemiyor ya haşa sünme haşa günah olan bir hareketi tabii ki güzelleştiremem. Tabii ki normal gibi gösteremem. Tabii ki günah olan bir hareketi normal görmek küfürdür. Ben de normal görmüyorum. Görmediğimi hatırlatıyorum. Bırakın adamın canı intihar etmek istemiş. Etsin kardeşim ne karışıyor Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanının üstüne vazife mi intihar edecek adamı engellemek? Onunla konuşmak, onu intihardan vazgeçirmek yetti ya yetti. İşin esprisi bir yana internet siteleri olay sonrası taze taze şu başlığı atmışlar. Boğaziçi Köprüsü'ndeki intihar girişimine Erdoğan'dan müdahale. İsimlerini de vereyim. Doğan Haber Ajansı ile Cihan Haber Ajansı kaynaklı siteler. Gerçekten de öyle. Resmen müdahale etti Cumhurbaşkanı. Bırakmadı ki adamcağız intihar etsin. Diktatör olduğunu bir defa daha gösterdi. Ben size bir sır vereyim mi? Ara Güler var ya solcuların çok sevdiği daha doğrusu bir hafta öncesine kadar çok sevdiği Cumhurbaşkanının fotoğraflarını çekince bir anda tu kaka olan Ara Güler aslında diktatör korkuttu onu. 90'ındaki adam korkusundan gidip fotoğraflarını çekti. Ardından da o Cumhurbaşkanı ne yani sizin fotoğraflarınızı mı çekecektim dedi. Bunların hepsi korkudan, korktuğu için fotoğrafları çekti. Korktuğu için bu sözleri sarf etti. İnanın bana. Halkın yüzde 48'i korkuyor. Onun için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy vermedi. Geri kalan yüzde 52 mi? Onlar da korkuyorlar kardeşim. Korktukları için Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Gülüyor musunuz? Hep ağlayacak mıyız? Hafta sonu biraz da gülerim yani. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.